Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ersen. Bugün Piyasa Hattı programında iki konumuz olacak ilk bölümde. Öncelikle BNP Paribas Cardiff Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz bizimle olacak. BNP ile ağırlıklı olarak BES tarafındaki fonların büyüklüğü ulaştığı seviye, faiz artan faiz ortamı yeniden özellikle TL mevduat faizindeki artış bireysel emeklilik sistemi içerisindeki tasarrufları etkiler mi? BNP Paribas'ın kendi portföyü nereye ulaştı? Bütün bunların detaylarını konuşacağız. Hemen akabinde Fanuk Türkiye Genel Müdür Teoman Alper Yiğit bizimle olacak. Fanuk'la da biliyorsunuz hem globalde hem de Türkiye'de önemli bir iş makineleri ve sanayi alanında teknoloji geliştiren bir şirket. Pandemiyle birçok fabrika üretimi ara verdi diyoruz. Yatırımlar durdu diyoruz. Fanuk bundan nasıl etkilendi? Yeni dönemde yeni iş yapış şekilleriyle beraber teknolojiyi daha fazla kullanmamız gerekecek. İthalatı azaltıp teknoloji girdisiyle aslında ihracatı güçlendirmesi gerekiyor Türkiye'nin. Oradaki detayları da ve son dönemde özellikle bu kur farkı sanayici için sanayi tarafındaki yatırımlar ve makine teçhizat yatırımları için ne ifade ediyor? Bunu da Fanuk'la konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise yine Seltem İlgün bizimle olacak. Ekonomist Seltem İlgün. Kendisiyle de son dönemde çok tartışılan kurun Türkiye'ye bilançosu, yani dolar TL'nin nereye gidip gidebileceğinden ziyade aslında Türkiye ekonomisine cari denge enflasyon üzerinden ama belki de en önemlisi o 2018'de gördüğümüz reel sektör şokunu tekrar yaşayacak mıyız? Kurdaki yükseliş aslında bu döviz tarafındaki hareketlilik içeride firmaların döviz pozisyonunu nasıl etkiler? Oradaki borçluluk rakamları nasıl grafiklerle beraber onu işleyeceğiz Piyasa Hattı'nın ikinci bölümünde. Şimdi gelin önce bir rakamlara bakalım. Günün ikinci yarısında hem borsa hem de piyasalar nasıl integral yatırıma gideceğiz? İntegral yatırım menkul değerlerce Meryem Gürsoy olacak karşımızda. Meryem hoş geldin yayına. Özellikle borsa güne pozitif başlamıştı. Gün içerisinde biraz satışları gördük ama tekrar en azından yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Orada 1250 seviyelerin üzerinde Borsa İstanbul. Dolar Türk Lirası'nda ise hala 7.30'lu seviyelerdeyiz. Ne dersin? Orada artık hem borsa için hem kur için o psikolojik seviye işte dolarda 7 seviyesinin üzerindeydi ki onun üzerine geldik. Keza borsaya baktığımızda da hep konuştuğumuz şey 1000'in altına, yani eski rakamlarla 100.000'in altına gelir mi diyorduk. Orada da aslında bir test edildiğini gördük ama bu olumsuz fiyatlama ve negatif ayrışma kalıcı olacak mı sence TL varlıklar için? Şimdi endeks tarafına baktığımızda aslında biz endekste 1131 seviyesi, yani 50 günlük ortalamasına doğru bir tepki bekliyorduk ve beklediğimiz tepki de aslında geldi. 1125 seviyelerini gördü endeks. Açıkçası bu noktadan sonra bir miktar geri çekilmeler olabileceğini düşünüyorum. Yani endekste dalgalanmalar olabilir, yer yer satışlarla karşılaşabiliriz. Bu noktada da takip edeceğimiz seviye 1100 seviyesi ve onun altında da 1060 seviyesi olacaktır. Bu seviyelere gelirse endeks, burada aslında senin de bahsettiğin gibi söylememiz gereken, bakmamız gereken kısım endeksin 1000 seviyesi üzerinde dengelenip dengelenmeyeceği. Bunun için de açıkçası bir miktar kur ve faiz tarafının daha stabil olunmasına ihtiyacı var endeksin diye düşünüyorum. Ki kur tarafında zaten kurdaki dalgalanmaların bir miktar daha azalması için Merkez Bankası'nın adımlarını da takip ediyoruz. Kur tarafına da baktığımızda 7.20'nin altına gelemeyen, 7.35'te kıramayan bir kur var karşımızda. Ama geçtiğimiz haftaya göre kıyasladığımızda oynaklığın bir miktar daha azalmış olduğunu söyleyebiliriz Merkez Bankası'nın adımlarından sonra. Ama açıkçası hala tansiyonun düştüğünü söylemenin zor olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü %1 artı ya da -1 olarak kurda hala hareketlenmeler, dalgalanmalar var. Ama Merkez Bankası'nın adımlarının da aslında kurun fiyatından bulunduğunu azaltma yönünde adımları olduğunu hep da hareket etmesinin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Peki Meryem, yönetmenimizden de altın fiyatlarını rica edelim ekrana. Ben bir soru daha soracağım izinle sana. Özellikle hem ons altın fiyatlarında o zirveden aşağı geliş hem de tabii hal böyle olunca gram altına da yansıdı. Gram altın fiyatlarına da 480'den biraz aşağı geldik. Nasıl okuyorsunuz oradaki hareketliği? Yani sabah saatlerinden beri konuştuğumuz haber başlıkları birçok kurum, işte Goldman Sachs'tan UBS'ten yorumlar geldi. Negatif Amerika reel faizinden ziyade bol likit ortamı devam ettikçe altının gidecek yeri olacaktır diyorlar hala ama sizin görüşünüz ne? Açıkçası altında sert bir yükseliş yaşadık ve geri çekilmesi de altının sert oldu. Ama ben bundan sonraki süreçte altında
soluksuz yukarı doğru sert bir hareketten ziyade daha sindirilmiş bir hareket olmasını bekliyorum. Ons altındaki geri çekilmenin de zaten gram altına da yansımasını hep beraber takip ettik. Burada açıkçası 1929 seviyesi önemli ons altın için. Çünkü eğer bu seviyenin altına doğru bir sarkma olursa ki 1900'lü seviyeleri takip edeceğiz bu noktada. Bu seviyelerin altında ons altında bir kapanış olursa o zaman 1860 seviyesine doğru yine sert bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Ama eğer 1929 seviyesinin üzerine yerleşirse o zaman yukarıdaki 1940 seviyesine doğru bir hareketlenme olur. Ama biraz evvel de bahsettiğim gibi yani altında geçtiğimiz dönemlerde gördüğümüz gibi sert soluksuz bir yükselişten ziyade daha fazla sindirilmiş ve stabil dingin bir yukarı yönlü hareketi potansiyeli görüyorum. Genel olarak baktığımızda da altındaki 2000 dolar hedef fiyatımızı orta ve uzun vadede hala koruyoruz. Ama bunun için bir takım geri çekilmeler, teknik anlamda düzeltmelerle karşılaşmamız çok normal. Bunları aslında bir nevi fırsat olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Meryem aktardıkların için. İntegral Yatırım Menkul Değerler'den Meryem Gürsoy'un görüşlerini aldık. Şimdi bir BES rakamlarını hatırlatalım size. Sonrasında da Gökhan Sersöz'le sohbetimize başlayacağız. BNP'ye gideceğiz. Bireysel emeklilik sisteminde toplam şu an büyüklük 151 milyar TL'yi aştı. Detaylara baktığımızda özellikle katılımcı sayısının da orada 7 milyona ulaştığını görüyoruz. Fon tutarı rakamı ise 121 milyar 999 milyon TL oldu. Devlet katkısı da 19 milyar ulaştı. Şimdi bu dönemde aslında bir yandan iş gücü tarafındaki endişeler yani iş kaybı ve var olan birikmişin, var olan tasarrufların akut dönemlerde kullanılma durumu oldu mu? Aslında belki de en önce cevap vermemiz gereken soru bu. BES tarafındaki fonlarda bir erime pandemiden dolayı oldu mu? Ve bundan sonraki sürece dair de aslında tekrar tasarruf edecekse hane halkı döviz mevduat, dolarizasyon ya da bir yandan altın hesapları mı yoksa devlet katkısıyla beraber BES yeniden cazip olacak mı? Elbette faiz ortamında bunun için belirleyici olacak. Detayları konuşacağız ama önce kısa bir araya gidelim. Aranın arkasından Gökhan Sersöz bizimle olacak. Evet, şimdi biraz reel sektör rakamlarına bakalım. Öncelikle İSO tarafında İSO'nun İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin ikinci 500 sanayi kuruluşu 2019 araştırmasının sonuçları açıklandı. Detaylara baktığımızda 2019 yılında İSO ikinci 500'ün üretiminde satışlarda %14.2'lik bir artış yaşanırken tedarik zincirlerinde ve korumacılık önlemleri sürecinde gerçekleşen bu oran son 3 yılın oldukça gerisinde kalındı. Aslında hem 2018'deki o kur şoku hem de hemen akabinde 2019 yılında Türkiye'nin kendi cari dengesini, kendi aslında ekonomisinin yapısını biraz daha ihracata ağırlıklı dönüştürmesi ithal girdiği azalttı, ihracatı arttırdı ve reel sektörün döviz borcunu azalttı mı? Bunların da detaylarını konuşacağız. Merkez Bankası grafiklerini ve son kur etkisini istatistiklerle ekrana getireceğiz ama önce bir haberi dinleyelim. İstanbul Sanayi Odası sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı İSO Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu 2019 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2019'da İSO ikinci 500'ün üretimden satışları %14.2 artarak 137,5 milyar liradan 157 milyar liraya yükseldi. Dünya ticaretinde korumacılık ve tedarik zincirinde sıkıntıların yaşandığı 2019 yılında üretimden satışlardaki bu artış, 2017'deki %30.9 ve 2018'deki %27.8'lik artışların gerisinde kaldı. İSO ikinci 500 arasındaki 463 şirket üretimlerinin önemli bir kısmını dış pazarlara da yapıyor. Dolayısıyla üretimden satışların artış hızındaki bu düşüşte iç pazar kadar dış pazar taleplerindeki bozulmada etkili oldu. Üretimden satışlar büyüklüğüne göre İSO ikinci 500'ün birincisi 482 milyon 130 bin lirayla Panasonic Life Solutions oldu. 482 milyon 54 bin liralık satışlarıyla Kervan Gıda ikinciliği alırken 481 milyon 440 lirayla da Aka Otomotiv 3. sırada yer aldı. İSO 2. 500'ün bu yılki listesine 104 yeni sanayi kuruluşu girdi. Bunlardan 43 tanesi İSO 500'den İSO 2. 500'e düşen şirketlerden oluştu. Listeye geçen seneki İSO 1000 dışından giren yeni firma sayısı ise 61 oldu. 2018 yılının ISO 2. 500 listesinden ISO 500'e çıkan firma sayısı ise 35 olarak gerçekleşti.
Evet, şimdi birazdan aslında reel sektördeki yansımaları hem yatırımlar bacağına hem borçluluk bacağına konuşacağız. Ama konumuz hazırmış, kendisiyle vakit kaybetmeden sohbetimize başlayalım. BNP Paribas Cardif Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sersöz bizimle olacak dedik bugün. Gökhan Bey, hoş geldiniz yayına. Merhaba Güzel Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Öncelikle isterseniz son rakamları bir toplayarak başlayalım programa. Yani BES tarafındaki hem toplam büyüklük hem de katılımcı sayıları nereye ulaştı? Pandemiden sonra bir kayıp var mı? Bunu gözlemlediniz mi? Evet, 2020 yılının 7 aylık verileri var. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin geçtiğimiz hafta açıkladığı. Onları vererek başlayabilirim. Gönüllü BES katılımcısı 7 milyon kişi. Otomatik katılımcısı da 5,5 milyon kişi. Toplam sektör 12,5 milyon katılımcıya ulaşmış durumda. Toplam fon büyüklüğü 153 milyara ulaştı. Bunun yaklaşık olarak 143 milyar tutarı gönüllü BES'ten geliyor. 10 milyar kadar tutarı da otomatik katılımdan geliyor. 100 milyar bir eşik de aslında bireysel emeklilik sistemi için. Kısa bir süre içerisinde 150 milyarı da geçmiş olduk. Çok önemli rakamlara geldi. Önümüzdeki dönem içerisinde ben önemli bir eşik olarak 200 milyarı da görüyorum. Tahmin ediyorum ki 2021'in ilk aylarında, ilk çeyreğinde bu rakamı da geçebileceğini düşünüyorum. Burada 143 milyar gönüllü BES rakamının içerisinde 123 milyar civarında katılımcıların yatırımı ve fonlarının getirisi var. Önemli bir miktar sayabileceğim 20 milyarda devlet katkısı tutarı var. Yine çok önemli olduğunu düşündüğüm diğer bilgi de 2019 senesinin Aralık ayını sektör toplam 128 milyar civarında bir fon büyüklüğüyle kapatmıştı. 7 ayın sonuna baktığımızda 153 milyara ulaştı. Demek oluyor ki yaklaşık olarak %20 sektör fon tutarını büyütmüş durumda. Gerçekten ileriye dönük olarak baktığınızda umut verici rakamlar var ilk 7 ayın sonunda. O zaman salgından ötürü herhangi bir düşüş görmediniz. Yani aslında ilk 7 aydan ziyade ben biraz 15 Mart, 15 Haziran'ı merak ediyorum. Yani bu aylar evet. İçerisinde bir oynaklık oldu mu katılımcı sayılarında? Yani şöyle ikiye ayırarak vereyim aslında size. Bir tanesi katılımcı sayılarıyla anlatmaya çalışayım. İkincisini fon büyüklüğüyle anlatmaya çalışayım. Haklısınız, katılımcı sayısı yılın ilk 3 ayında sisteme giren adet, çıkış adedi ve net diye baktığımızda ilk 3 ay pozitif seyrediyordu. Ama pandeminin başlamasıyla beraber Mart ayının ortalarından itibaren çıkış adedi düşse de giriş adedi daha fazla düştüğü için baktığımızda bireysel emeklilik sisteminde negatif yönlü bir büyüme gördük adetleri olarak baktığımızda. Son rakama Temmuz'a baktığımızda girişlerin tekrardan aynı seviyeye geldiğini, çıkışların da aynı seviyeyi koruduğunu düşünüyoruz. Temmuz ayında tekrardan pozitife geldi. Ama işin öbür tarafı, işin diğer tarafı fon büyüklüklerine baktığınız zaman aslında burada çok beklediğimiz, görmek istediğimiz o bireysel emeklilik yatırımcısının sağduyulu duruşunu gördük. Fon tutarlarında %20 büyüdü demiştim. Çok ciddi anlamda bir çıkış olmadı. Burada bir panikleme olmadı. Fon getirileri de burada çok iyi rakamlar gösterdi. Dolayısıyla fon büyüklüğü, yani içeride olan katılımcı çoğunlukla içeride kalmayı tercih etti. Bu da sektörün 150 milyarı aşan fon büyüklüğüne gelmesini sağladı açıkçası. Peki bu bahsettiğimiz Temmuz'da yavaş yavaş normale dönmeye başladı dediniz ama çıkışlar her ne kadar çok agresif olmasa da BES'e girişler azalıyor dediniz. Burada konut kampanyası, öte yandan yine belki de faizlerin düşmesi, negatif reel mevduat faiziyle altın ve dolar tarafında yavaş yavaş hareketlilik. Tüm bunlar nasıl yorumlanmalı? Yani gerçi aslında biz kurdaki hareketliliği daha çok Ağustos'ta gördük. Yani bahsettiğimiz o ilk evet. Vedaya çok yansımış olamaz ama konut kampanyalarını da sorayım. Çünkü o da bir nevi Türk yatırımcısı için tasarruf aracı. Tabii ki. Tabii ki. Yani açtığınız kapıdan gideyim. Baktığımız zaman Haziran ayından itibaren başlayan konut kredisi faizlerindeki indirim belli bir noktalarda 0.60'lı 0.70'li rakamlara gelmiş olması sistemdeki bazı birikimi olan müşterilerimizin bu birikimlerini almak istedikleri konutun iş yerinin peşinatı olacak şekilde düşündüklerinden dolayı çıkış yaptıklarını bir miktar gözlemledik. Ama bu çıkış sektörün büyümesine engel değil, yani negatif bir duruma dönüştürmedi. Mevcut içeride bulunan katılımcıların yatırımlarıyla ve fonun kendi içerisindeki getirisiyle beraber bu çıkışları kompanse edecek hareketler gördük.
Şimdi faiz ortamına baktığınız zaman aslında faizin aşağı yönlü hareketi, yukarı yönlü hareketi şu anda. Tekrardan çift haneli rakamları mevduat faizinde görüyor olmamız. Artı dövizdeki hareket, belki hisse senedindeki hareket. Ya bunların hepsini belli bir yörüngede konumlandırabilirsiniz ama zaten bireysel emeklilik sistemi aslında küçük tutarlarla kişilere öyle bir sermaye piyasasının kapılarını açıyor ki zaten herhangi bir mevduat faizinin artması veya herhangi bir enstrümanın daha farklı getiri vaat etmesi bence bu sektörü çok da etkilememesi gerekir. Çünkü içeride çok geniş bir havuz var. Çok ufak tutarlı yatırım tutarlarıyla içeri girip çok büyük bir sermaye piyasası araçlarına sahip oluyorsunuz. İstediğiniz her enstrümana da yatırım yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tarafta çok büyük etkisi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki şimdi ilk 7 aya baktığımızda oradaki getiriler aslında oldukça yüksek. Bireysel emeklilik sisteminde %14 gibi bir rakam var getirilerde. Şimdi bu rakamın 7 aydaki %14'lük getirinin dağılımında altın tabii biraz zannediyorum ki destekledi ama lütfen bahseder misiniz? Portföylerin tabii içerisindeki ki. Hangi enstrümanlardan dolayı getiriler yükseldi? Tabii ki. En son sizin programınıza zannediyorum ben yine Mart ayında katılmıştım. Doğru. O dönemde bahsettiğimiz pandeminin yeni bir başlangıç dönemi vardı. Başlangıç dönemi olduğunda dünyadaki belirsizlik ortamının mutlaka ki altın için fırsat yaratacağını düşünmüştük. Nitekim de öyle oldu ve altın fonları 7 aylık hatta Ağustos'un 10'u rakamlarını ben size getirdim. Çünkü çok hareketli olduğu için olabilen en güncel rakamları vermeye çalışmak istedim size. Yaklaşık olarak %63 civarında bir getirisi oldu altın fonlarının Ağustos'un 10'u itibariyle baktığınızda. Eğer bunu yıllığa doğru çevirirseniz yıllık %108'lere giden şu anda görünen bir performansı var. Çok çok iyi bir performansı var altın fonlarının ki hatırlayacaksınız geçtiğimiz senede benzer buna yakın performans göstermişti altın fonu. Yine Mart ayına baktığınızda Eurobond faizleri ortalama vadenin 5-6 yıl olduğunu düşünüyorum Eurobondlarda içerideki portföy yönetim şirketlerinin havuzuna baktığımda. Buralarda da %8'ler, 9'lar gibi faiz oranlarını görüyorduk. Bunların bu seviyede kalmayacağı, aşağı doğru geleceğini ümit ediyorduk. Dolayısıyla burada da %5'lere doğru bir faizlerde azalma söz konusu oldu. Gerçi Ağustos ayının başında tekrar 7'lere çıktı ama şu an yine 6,5'lar, 6,40'lar seviyesinde seyrediyor. Artı dolar ve euronun da yükselmesiyle beraber Eurobond fonları da yaklaşık %20 civarında getiri yaptı ilk 8 ay içerisinde. Bunun da yıllık getirisi yaklaşık olarak %30'lara tekabül ediyor. Yine birinci para piyasası fonu yaklaşık olarak bankalardaki mevduatlara benzer seyrediyor. %10-11 yıllık getiriye gidecek gibi gözüküyor. Ya böyle baktığınız zaman evet yani ortalaması basit ortalaması %14'ler seviyesinde. Ama şirket olarak biz TEP portföy yönetimiyle beraber çalışıyoruz. Kendi fon ağırlığımıza baktığımda yaklaşık olarak %18'lere ulaşan ağırlıklandırılmış bir getiri görüyorum ki ilk 8 ay içerisinde yıllık enflasyonu artık şu andaki piyasadaki faiz ortamını gördüğümüzde bireysel emeklilik sistemi gerçekten 2019'da olduğu gibi 2020'de de fon performansı gayet iyi gidiyor. Gökhan Bey peki yılın geri kalanı için tabii en çok merak edilen konu faizler tekrar yükselişe geçerse ki mevduat faizleri yükselmeye başladı. Keza işte kredi faizlerinde yavaş yavaş o yükselişi görüyoruz. Her ne kadar Merkez Bankası'ndan bir şu an direkt bir faiz artışı olmasa da indirekt artış, örtülü faiz artışları ve piyasalardaki likiditenin kısıtlaması. Şimdi bunlar yatırımcı tercihlerini değiştirebileceği gibi aslında portföy yöneticilerinin zannediyorum ki kendi sepetlerini de değiştirecektir. Çünkü bakıldığında aslında mevduatın üzerinde bir getiri sunmaktır asıl hedef. Onu beat edebilmektir, evet. Üzerinde bir getiri sunmaktır. Ne dersiniz buna ilişkin? İki tarafı da sorayım. Hem yatırımcı tercihleri ne olabilir sizce yılın son çeyreğinde hem de BES'teki fonlarda nasıl bir değişiklik olacak? Ya çok hareketli bir piyasa ortamı var siz de bildiğiniz gibi. Dolayısıyla burada çok öngörüde bulunmak benim de oturduğum koltuk itibariyle çok uzmanı olduğum bir konu değil. Onu portföy danışmanlarına danışarak size iletmem lazım ama burada aslında şöyle bir yapı, bireysel emeklilik sistemi tam da aslında bu anlar için önemli olan bir yatırım aracı. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü çok uzun süreli bakmak gerekiyor burada. Kısa süreli hareketlere
bakılıp yanlış hareketler, yanlış yatırımlarda bulunmamak gerekiyor. Dolayısıyla şu dönem içerisinde benim hep önerdiğim şey yatırımınızı mutlaka ki birkaç sepete dağıtın olurdu. Tam da bunu yapmak gerekiyor şu anda. Çünkü içinde bulunduğumuz bu hareketli ortam birileri için ki biz müşteriler ilk içeri girdiğinde biliyorsunuz risk profil anketleri yapıyoruz. Biz ve sektördeki tüm emeklilik şirketleri. Herkesin risk algısı farklı. Dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz dönem bazı yatırımcılar, müşterilerimiz için fırsat, bazıları içinse risk. Dolayısıyla herkes kendi penceresinden bakarak kendi konumunu ayarlamalı. Eğer bundan sonraki dönemde dünyadaki ekonomik belirsizliği de görerek belli aşamalarda risk görüyorsa müşterilerimiz, daha güvenli olduğunu düşündüğümüz fonlarda olmalarını öneririm. Ama fırsat olarak gören müşterilerimiz de var doğal olarak. Onlar da yine fırsat olduğunu düşündükleri, daha risk alabilecekleri, belki yatırım yapabilecekleri diğer fonlarda birikimlerini değerlendirebilirler. Ama bireysel emeklilik sistemi özellikle son 3 yıl içerisinde kendini bence çok ciddi anlamda kanıtladı. Bakın hep fon getirilerinden bahsediyoruz. Daha %25'lik devlet katkısını söylemedik bile. Bu tüm yatırımlarınızın üstüne bir de %25'lik devlet katkısı gelmiş oluyor. Ciddi anlamda yatırımcının yüzünü güldüren bir sistem haline geldi. Gökhan Bey, o zaman biraz BNP Paribas'ın rakamlarından da bahsedip yavaş yavaş tamamlayalım isterseniz. Sizin için 2020 nasıl geçti? Hem portföy büyüklükleriniz hem de müşteri sayılarınız. Biz fon büyüklüklerimiz, biraz önce fon getirilerimizi söylemeye çalışmıştım. %18'ler civarında ağırlıklandırılmış fon getirimiz oldu. Bunun performansından çok mutluyuz. Sektörün o aslında üzerinde bir getiri sundunuz. Üzerinde bir getiri sunduğumuzu görüyorum. Fon büyüklüğümüzde 3,5 milyarı geçti. Şu anda 4 milyara doğru yaklaşıyoruz. Buradan da çok memnunum. Sektörün taşıdığı problemin aynısını biz de görüyoruz. Biz daha fazla katılımcı sayısını içeride artırmak istiyoruz. Aslında hem katılımcı sayısını artırırken içerideki müşterimizi de daha iyi bilgilendirmek istiyoruz. Finansal okuryazarlığını da artırmak istiyoruz. Bu kapsamda geçirdiğimiz dönemden çıkardığımız sonuç, ya pandemi döneminde çok sayıda müşteriyle temasta bulunduk. Kendi müşterilerimizin bizi aradığında anında ulaşmasını sağlamaya çalıştık. Ve biz de müşterilerimizi daha fazla aradık. Orada anladık ki müşterilerimizi daha fazla bilgilendirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftadan itibaren zannediyorum yayın hazır olmuş olacak. Biz BES hakkında her şey diye yaklaşık 6 serilik bir video serisi hazırladık. Ve YouTube kanalımızdan bu videoları paylaşıyor olacağız. Sayın ekonomist Ali Perşembe bize bu konuda yardımcı oldu. Tüm müşterilerimizin, aslında tüm sadece bizim müşterilerimiz değil, tüm bireyleri bu anlamda finansal okuryazarlığını artırmak, bireysel emekliye bakış açılarını, bilmedikleri noktaları öğretebilmek, gösterebilmek, çok yalın bir şekilde anlatabilmek istedik. Bireysel emeklilikten tutun, oto katılıma kadar bütün detayları böyle çok basit bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bununla beraber müşterilerimize verdiğimiz hizmeti artırarak devam ettirmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Gökhan Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Şimdi bu arada fon getirileri ve fon karşılaştırma sepetlerini de EGM üzerinden detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Hemen hızlıca bir fon karşılaştırma sepetleri tarafına, tablosuna da bakacak olursak, özellikle EGM'nin sitesinde de her fonun detaylı bir şekilde getirisi var. Az önce yayından önce aslında konuğumuzla da konuştuk. Dolayısıyla BES yatırım fonları ve getirileri için de Emeklilik Gözetim Merkezi'nden detaylar alabilirsiniz. Bunu da aktaralım ve şimdi gidelim biraz reel sektörü konuşalım. Özellikle bireysel yatırımcı nezdinde yatırım tercihleri nasıl değişir? Tasarruflar, BESEM'e yönelecek diğer enstrümanları mı, faizin ve aslında aynı zamanda dövizin de yükseldiği bir dönemde dedik ama reel sektör için acaba tablo nasıl olacak? Seltem iyi gün olacak telefon attığımızda. Seltem, hoş geldin yayına. Hoş bulduk güzel. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Şimdi Seltem, kurun etkisini belki biraz bu günlük piyasa verilerinden, sermaye piyasalarından uzaklaşıp daha büyük fotoğrafa bakarak değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden ben sözü sana vereyim. 2018'den itibaren Türkiye ekonomisindeki hem makro değişkenler hem reel sektörün borçluluk rasyoları ne kadar ders çıkardık? Yani kurun yükselişinden Türkiye ekonomisi ne kadar ders çıkardı? Hem cari denge tarafındaki rakamlar 2018'de kıyaslandığında hem de dönüp baktığımızda reel sektörün döviz açık pozisyonu.
Evet Gizem, tabii ki Türkiye ekonomisinin en önemli sıkıntılarından bir tanesi özellikle finansal olmayan kuruluşların, yani özel kesimin, bankalar dışındaki özel sektörün yurt dışı borçluluğu. Bizim temel olarak aslında iki kırılganlığımız iki temel sebepten kaynaklanıyor. Bir tanesi imalat sektöründeki girdilerimizin büyük oranda sektör bazında değişmekle birlikte %60-70'ler civarında yabancı girdiye bağımlı olması. İkinci sıkıntımız, kırılganlık sebebimiz de yerli tasarruflarımızın yetersiz olması nedeniyle firmalarımızın kendi yatırımlarını ve sabit giderlerini, bazen ciroların çok düştüğü dönemde kredilerle finanse etmesi ve tabii ki bu kredilerin bir kısmının da yurt dışı kaynaklı fonlarla, yurt dışı sermaye üzerinden sendikasyon, sekürtasyon kredileriyle birlikte kanalıyla, daha doğrusu yerli firmalara kullandırılması. Şimdi son dönemdeki verilere baktığımızda kısa vade ve uzun vadeyle ilgili iki farklı çıkarım yapabiliriz. 2018'de biz kurun ilk zirve yaptığı dönemi 2018 olarak alırsak, kısa vadeli yabancı, yani yurt dışı borç stoğuna baktığımızda, finansal olmayan kuruluşların burada ilk etapta bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ama daha sonrasında tekrardan kısa vadeli borç stoğunun artmaya başladığını görüyoruz. Yani 2018'in ilk çeyreğinde 52 milyar dolarken daha sonra birkaç milyar dolar düşüp sonra tekrar 2020'nin ilk çeyreği sonu itibariyle yine 55 milyar dolarları çıkmış vaziyette. Özel sektörün, yani bankacılık dışı özel sektörün yurt dışı borç stoğu. Uzun vadeye baktığımızda, dediğim gibi uzun ve kısa vadeye ayırmak lazım. Uzun vade tarafında ise buradaki stoğun bir miktar azaldığını görüyoruz. Yani 108-110 milyar dolarlardan yaklaşık 93-94 milyar dolarlara doğru gerilemiş vaziyette. Dolayısıyla borç stoku anlamında baktığımızda kısa vadeli tarafta değil ama uzun vadeli tarafta bir miktar stoğun azaldığını görüyoruz. Ama kredi kullanımına değerlendirdiğimizde, yabancı para cinsinden kredi kullanımında yine uzun vadeli tarafta çok fazla bir değişiklik yapılamadığını görüyoruz. Çünkü sen de biliyorsun, TL cinsinden özellikle yatırım finansmanı kredileri açısından bakıldığında çok uzun vadeli kredi bulmak pek mümkün olmuyor. Genelde bu tarz finansmanı firmalar yabancı para cinsinden kullanıyorlar. Dolayısıyla yabancı para cinsinden kullanılan bu gerek enerji tarafında gerek yatırım finansmanı tarafındaki o projelerin finansmanı yine uzun vadede yabancı para kredileri, yabancı para cinsinden kredilerle finanse edildiğini görebiliyoruz. Bu riske de daha çok Türkiye'de büyük gruplar maruz kalıyor. Ama daha kısa taraftaki finansman ihtiyaçlarını firmaların nasıl karşıladığına baktığımızda, kurdaki artış evet bir miktar senin dediğin gibi bir risk azaltımına doğru yönlendirdi firmaları ve kısa taraftaki yabancı para, yani orta ve kısa vadeli yabancı para cinsinden kredileri daha çok firmaların kapatıp TL'ye doğru yöneldiklerini gördük, görmeye devam ediyoruz. Bu da aslında tabii biraz daha fazla KOBİ'leri ilgilendiren bir taraf. Yani aslında finansman gücü olan ve daha büyük yatırımlar yapan firmaların hala uzun tarafta yabancı para cinsinden kredi riskine ve dolayısıyla döviz kurdaki volatilite riskine maruz kaldığını söyleyebiliriz. Tüm bunların dışında da tabii ki Türkiye'deki özel sektörün, yani her ne kadar finansmanı yabancı para cinsiyle ya da kredilerle de yapıyor olsa, tabii ki bunun temel sebebi öz kaynak probleminin olması. Türkiye'deki Türk özel sektörünün en büyük sıkıntısı öz kaynak yetersizliği. Dolayısıyla buradaki eksikliği, buradaki finansman ihtiyacını karşılamak için özellikle ciroların düştüğü dönemde ya yabancı kaynak ya da kredilere muhtaç kalıyorlar. Ama şunu söyleyebiliriz, kurdaki artışla birlikte 2018'den beri en azından TL kredi kullanımının yabancı para kredi kullanımına kısa ve orta vadede tercih edilmesiyle birlikte bu taraftan kur riskine bir miktar daha az maruz kalınabildi. Ama yabancı uzun vadeli tarafta ne yazık ki finansman projelerinin temel finansman kaynağı hala yabancı para cinsinden krediler olduğu için buradaki risk hala devam ediyor diyebiliriz.
Öte taraftan tabii makroekonomik taraftan bakacak olursak kurlardaki artış bizim ihracatımıza olumlu yansıyabilir diye bekliyoruz. Gerçi bunun çok net ve çok keskin belirgin bir şekilde miktar adedinde Türkiye'nin ihracatını arttırdığını henüz tespit etmedik. Bir miktar evet pozitif etkisi var. Ama rekabetçinin artmasından beklediğimiz kadar yüksek bir ihracat artışına henüz sebep olmadı. Ama tabii bu dönemde bir de pandemi dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dönemin de kendine özgü koşullarını hatırda tutmak gerekiyor. Dolayısıyla şu anda normalde kur çıktığında ihracatımızın bir miktar daha artmasını beklerken aynı etkiyi pandemi döneminde göremeyebiliriz. Şimdi bir grafikler üzerinden de senin aktardığın notlar üzerinden hızlıca gidelim. En son Ağustos'un ilk haftasında Merkez Bankası'nın yayınladığı raporda, bu finansal yükümlülüklere dair yayınladığı raporun değerlendirme notuna bakacak olursak, Mayıs ayı finansal kesim dışındaki firmaların yani reel sektörün döviz varlık ve yükümlülükleri raporu, ithalat borçları, yurt dışından sağlanan krediler ve yurt içinden sağlanan kredide ayrımı yapmışlar zaten. Ve dediğin gibi 2018'deki seviyelerden yavaş yavaş özellikle hem ithalat borçlarında hem de yurt dışından sağlanan kredilerde sınırlı bir azalma olmuş. Tabii borç kapatma dediğimiz, senin de az önce özetlediğin durum gerçekleşmiş. Fakat burada tabii şu da merak ediliyor. Sektörel kırılım. Ne dersin buna ilişkin? Yani biz enerji ve inşaat sektörünü 2018 yılında çok konuştuk. Yeniden yapılandırmalar dedik, borçluluk rasyolarındaki yüksek seyir dedik. Fakat Merkez Bankası'nın son finansal istikrar raporunda toplam Türkiye'deki döviz borcunun, reel sektörün döviz borcundan enerji ve inşaatın kümülü olarak aldığı pay %33-35'lerdeyken şu an bu rakam %20'lere inmiş durumda, 20-25'lere inmiş durumda. Yani enerji ve inşaat tarafında da yeni borçlanma biraz daha az mı acaba son dönemde? Türkiye'deki aslında genel olarak sektörlerin görünümüne baktığımızda bir miktar tabii burada aslında hem arz hem talep tarafı önemli. Bankalar da bir miktar seçici olmaya başladılar kendi kaynak kullanımlarında, yani kredi vermelerinde. Ama tabii bir miktar hem ekonomideki yavaşlama ve pandeminin üst üste gelmesi tabii ki, ve de tabii kur şokunu yemiş olmamız 2018'de biraz belirsizliği arttırdığı için burada projelerde de, yani daha orta ve uzun vadeli projelerde de bir miktar azalma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu talep tarafında, yani kredi talebi tarafında da azalmayı beraberinde getiriyor. Aynı zamanda bankalar da daha seçici oldular bu tarz kredileri kullandırırken. Dolayısıyla burada bir arz talebin tekrardan daha optimal bir noktada dengelenmesi söz konusu. Sektörel kırılıma baktığımızda Gizem, burada tabii ki hem saydığın sektörler başta olmak üzere kalanında daha çok ithalata bağlı olan sektörlerin de yabancı para kredi kullanımına biraz daha meyilli olduğunu söyleyebiliriz. Burada çünkü cirolar yüksek seyrettiği sürece aslında hep müşteri ziyaretlerimizde de söylediğimiz, sayendiğimizde de topladığımız bilgilerden aslında zaten benim gelirlerim euro, dolayısıyla ben euro kredi ya da dolar cinsinden krediyi çekebilirim çünkü faizler uygun gibi geri bildirimlerle karşılaşırken, ciroların düşmeye başladığı dönemde o geçmişte çekilen kredilerin ödeme vadeleri geldiğinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu da tabii yavaş yavaş bu kredilerin vadeleri dolduktan sonra tekrardan finansman kullanımında bir bilgi birikimi ve tekrardan bir risk yönetimine sebep olup bir miktar daha demin konuştuğumuz gibi TL kredilere ağırlık verilmesini sağlayabiliyor. Ama dediğim gibi bu saydığın iki sektörün arkasından gelen, takip eden sektörler büyük ölçüde yine ithalata bağımlı da yüksek olan sektörler diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Saltem detaylı analizin için ve yorumların için. Evet, Saltem İyi Gün, ekonomist Saltem İyi Gün görüşlerini aldık. Az önce önemli son dakikalar vardı. Hemen hızlı hızlı onları aktaralım size. Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı. Net uluslararası rezervler geçen hafta 27.6 milyar dolar olarak açıklandı. Brüt rezervlere baktığımızda da oradaki rakam da 46.6 milyar olarak açıklandı. Dolayısıyla rezervlerdeki genel düşüş trendi, zayıf trend devam ediyor. Bir diğer veri de haftalık menkul kıymet istatistikleri. Orada da son 1,5 yılın en yüksek haftalık hisse
hisse satışını gerçekleşti yabancı yatırımcı. Geçtiğimiz hafta 567 milyon dolarlık hisse satarak Mart 2019'dan beri gördüğümüz en sert haftalık hisse satışını gördük. Kümüle rakamda hisse artı tahvil olarak baktığımızda o da 707 milyon dolara işaret ediyor. O rakamda yine Mayıs'tan beri gördüğümüz, yani yaklaşık orada son 4 aydır gördüğümüz en yüksek haftalık yabancı çıkışını işaret ediyor diyelim ve gidelim buradan kısa bir araya. Piyasasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada az önce gelen istatistikler içerisinde mevduatlar da açıklandı. Bankacılık istatistikleri. Orada da döviz mevduatları 6.6 milyar dolar artmış geçtiğimiz hafta ve 219.5 milyar dolara yükselmiş. Gerçek kişilerin artışı, döviz mevduat hesaplarındaki artış geçen hafta 4.7 milyar dolar olurken tüzellerde de 1.8 milyar dolarlık bir artış gerçekleşmiş. Şimdi gidelim buradan ikinci konuğumuza. Fanuk Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit bizimle bu bölüm. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Gizem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi biz rakamları paylaşırken döviz mevduatlardaki artışla devam ediyor dedik ama bir yandan tabii şirketler için bunu konuşuyoruz. Yani bireysel yatırımcı hane halkı kadar elbette reel sektör için de önemli. Neler söylersiniz? Yani bu kurun artışı sanayi için ne ifade ediyor? Aslında baktığınız zaman biz 2018-2019 yıllarında da bugün yaşadığımız kur dengesizliğinin çok benzer sürecini deneyimledik. Dolayısıyla birbiriyle direkt bağlantılı olan, hani ne oldu, ne oluyor ve ne olacak soruları üzerinden bir resim çizmek isterim. Aynı zamanda da fonun pozisyonunu bu datalara göre tanımlayabiliriz. Şimdi ne oldu kısmını gelin euro üzerinden hatırlayalım. 2018 Ocak'ta 4.55 olan euro kuru Ağustos ayında 7.92 seviyelerini görmüştü ki bu tarihi bir rekordu. Buna paralel olarak GDP'miz 2018 yılında düştü ve 2019 yılının ilk çeyreğinde biz -2.8 büyümeyi gördük ya da daralmayı gördük. Paralelinde kurun 6-6.50 bandında stabil olmasıyla birlikte birazcık pozitif yönde değişim oldu ve 2019'un sonunda +0.6'lık bir büyümeyi gördük. Şimdi esasında 2018-2019 yıllarına bakacak olursak bu kur dalgalanması ve kurun stabil olmaması birçok projenin ertelenmesine, düşünülen yeni projelerin de iptal edilmesine sebep oldu. Bu yaşadıklarımız dünyanın geri kalanından bağımsız ve kendi içimizde yaşadığımız bir süreçti. Şimdi bugün ne oluyor sorusuna baktığımızda ya da sorusuna cevap aradığımızda 2020 yılının başında bizim öngörümüz Fanuk olarak geçtiğimiz yani 2018-2019 yılındaki sıkışmanın sonucunda ertelenen birçok projenin ve yeni yatırımın 2020 başında reel hale geleceği ve sektörün çok hareketleneceği yönündeydi. Aslında genel anlamda ivme yukarı yöndeyken ve kur da stabil olmuşken Ocak ayında Çin'den başlayan ve Mart ayında Türkiye'ye ulaşan pandemi senaryoyu birazcık değiştirdi. Nisan başında sizinle yaptığımız programda Haziran başında ben sektörün açılacağını ve pandemi sürecini deneyimleyen, bu sürece hazır olmayan firmaların üretim teknolojilerine yatırım yapacağını öngörmüştüm. Gerçekten de 1 Haziran'da normalleşme sürecine gidildi. Haziran ve Temmuz ay sonuçlarına baktığımızda Fanuk Türkiye olarak bir önceki yıla göre siparişlerimizi %56 arttırdığımızı gördük. Ki partnerlerimize, müşterilerimize ve sektöre baktığımızda da benzer geri bildirimler aldık. Dolayısıyla aslında beklediğimiz noktada bir ilerleyiş varken şu an kur birdenbire tekrar non-stabil hale geldi. Şimdi daha önce de belirttiğim gibi deneyimlenen şu, kur stabil olmadığı sürece yeni siparişlerin gelmesi ve daha önemlisi alınan siparişlerin faturalandırılmaya dönülmesi ciddi anlamda etkileniyor. Bu bizim ama geçmişte deneyimlediğimiz nokta. Bugün bütün dünya global çaptaki ekonomik krizi ve sosyopsikolojik bir travmayı birlikte yaşıyor. Dolayısıyla o günkü deneyimimizden farklı olarak bizim ana pazarlarımız da kriz yaşıyorlar. Dolayısıyla günün sonunda ben senaryonun yine değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani dünyada bu zamana kadar yaşanan hiçbir kriz süresiz olmamıştır ve bu da olmayacaktır. Biz Fanuk olarak odaklandığımız nokta krizin bitiş anı. Dolayısıyla
Benim burada esas odak noktamız, dediğim gibi, Türkiye farklı dinamiklere sahip çok enteresan bir pazar. Bütün bu olumsuz göstergelere rağmen iki noktaya odaklanıyoruz. Bunlardan birincisi, ana pazarımız olan Avrupa, pandeminin yarattığı olağanüstü koşullarda Çin başta olmak üzere coğrafi olarak kendisine çok uzak bölgelerdeki tedarikçilerle çalışmanın zorluğunu yaşadı. Bu dönemde birçok firma finansal olarak üretim yapabilme kapasitesine sahip olmasına rağmen ham madde tedarik edemediği için durmak zorunda kaldı. İkinci odaklanmamız gereken nokta, artan kurla birlikte Türkiye'de zaten düşük olan işçilik maliyetleri iyice düştü. Şimdi ucuz iş gücü bizim için bir avantaj, coğrafi konum diğer bir avantaj. Eğer biz üretimimizi ileri otomasyon çözümleriyle destekleyebilir ve bu alanda verimliliğimizi arttırabilirsek rekabetçiliğimizi çok farklı bir seviyeye taşıyabiliriz. Orta ve uzun vadede Avrupa için ideal tedarikçi konumuna gelebiliriz. Şimdi Türkiye'de bu realiteyi gördüğümüz için biz Fanuc Türkiye olarak bu pazara yatırım kararını zaten 2019 yılında almıştık. 2020 yılında da bu yatırım kararını reale döküyoruz. Yaklaşık 15 milyon euroluk bir yatırımla İstanbul merkez ofis binamızı yeniliyoruz ve akınlı bina konseptinde yeniden inşa ediyoruz. Dediğim gibi her ne kadar kurun etkisi olumsuz yansısa da üretim teknolojileri anlamında ve fabrika otomasyonu anlamında Fanuc Türkiye çok bakir bir pazar. Biz geçmişte de çift haneli büyümeleri gördük. Bugün de çift haneli büyümeleri bekliyoruz. Bu yüzden ben bütün üreticilerimize şunu önermek isterim. Koşullar ve şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, imkanlar dahilinde bu süre zarfında, yani bu dönemde üretim teknolojilerini yenilemelerini ve krizin bitiş anına odaklanmalarını önceliklendirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü marketin açıldığı noktada bugün global alıcı olarak nitelendirdiğimiz firmalar artık sizin sadece ucuz ürün üretmenizle ilgilenmeyecekler. Üretim kapasitenizle, üretim metodlarınızla ve olası kriz senaryolarında alabileceğiniz aksiyonlarla da ilgilenecekler. Peki Teoman Bey, çok özür dileyerek bölüyorum çünkü son 3-4 dakikanın içerisindeyiz. Sizden ricam, Fanuc Türkiye olarak 2020 yıl sonu ciro beklentinizi ne kadar revize ettiniz? Çifthane bir ciroda daralma bekliyor musunuz? Ve elbette burada dövizdeki oynaklığa karşın mevcut döviz yükümlülükleriniz nasıl? Biraz ondan da bahsetmenizi rica edeceğim. Biz kendi hedeflerimizi şu anda güncellemedik ya da azaltmadık. Dediğim gibi pandemi süreci ne zaman geçecek çok öngöremiyoruz ama pandemi sürecinin çok da uzun sürmeyeceğini, bununla alakalı... Yani 2019'a göre daralma beklemiyor musunuz? Genel markette bir daralma öngörebiliriz ama Fanuc Türkiye olarak biz kendi alanımızda hedef güncellemedik. Çünkü dediğim gibi 2020'nin ikinci yarısında otomasyona olan ihtiyacın çok artacağını özellikle de sonuna doğru öngörüyoruz. Dolayısıyla burada bir hedef güncellemesine gitmedik açıkçası. Peki döviz borçluğuna ilişkin ne dersiniz ve nakit akış sıkıntısı şirketlerin, tahsilatları? Esasında bu problemli bir nokta. Zaten sektördeki ana problem de bu. Bunun bir süre daha devam edeceği öngörülüyor bizim tarafımızdan da. Bu noktada biz Fanuc olarak üreticileri ve sanayicileri belli leasing yöntemleriyle desteklemeye çalışıyoruz. Ama kısa vadede çok da hani bu konu çözülecek gibi de durmuyor açıkçası. Peki son birkaç dakikanın içerisindeyiz. Bir de ben tabii ki faizleri sormak istiyorum izninizle size. Çünkü kuru kadar faizlerin nerede olduğu da elbette yatırımlar nezdinde de önemli. Şimdi ticari kredi faizlerinin yeniden %11'lerin üzerine doğru yükseldiğini duyuyoruz. Ne dersiniz buna ilişkin? Faizlerdeki yükseliş sektör için nasıl bir risk oluşturacak? Açıkçası bu biraz da kurları dengelemek için yapılmış aksiyonlar. Dolayısıyla bunun alımlar üzerinde negatif bir etkisi olacaktır. Ama iki tarafta dengeli bir noktaya geldiğinde... Yani kur stabilizasyonu gibi, aslında yüksek faizden daha önemli mi diyorsunuz? Bizim sektörümüz için şu an daha önemli. Tamam Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Hem sektöre hem de Fanuc üzerindeki değerlendirmeniz ve verdiğiniz veriler çok önemli. Çok teşekkürler tekrar. Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit'i ağırladık. Piyasa Hattı'nın son bölümünde programı kapatıyoruz ve sözü Cumhur Örnek'le Akıllı Parayı bırakıyoruz.